Of of, geliyor gelmekte olan. Büyük Türk haddini iyice aştı. Söylenene göre Otranto'ya gelip ordusunun başına geçerek İtalya'yı fethedecekmiş. Hristiyan dünyası büyük bir felaketle karşı karşıya. Efendim, ayinler düzenleyerek bütün Hristiyan din adamları olarak Büyük Kartal'in gazabından korunması için Tanrı'ya yalvarmalıyız. Belki sesimizi duyar ve bizi bir korkudan kurtarır. İşimiz Tanrı'ya kaldıysa yandık demektir. Konstantiniyye'de işe yaramayan duaların İtalya'yı kurtaracağını hiç sanmıyorum. İşimizi sağlama alıp planlarımızı mantık çerçevesinde yapmalıyız. Doğru söylüyorsunuz. Biz dua ediyorsak adamlar hatim indiriyorlar. Bu konuda onlarla baş etmemiz mümkün değil. Bir de yanında mehteri verirlerse Büyük Kartal'i durdurabilene aşk olsun. Ondan önce harekete geçip bu korku havasını sonlandırmalıyız. En güvenilir adamlarımızı yollayıp bir şekilde Sultan Mehmet'i zehirleyerek öldürmeliyiz. O ölmeden bize rahat uyku yok. En güçlü adamlarımızı yollayıp saldırı düzenleyerek öldürsek daha garanti olmaz mı? Gerizekalı mısın oğlum? Sultan Mehmet'i öldürmek o kadar kolay olsaydı diğer 12 suikast girişimimiz başarısız olmazdı. Köprüden önceki son çıkıştayız. Bu sefer hata yapma lüksümüz yok. Sultan Mehmet'i öldürsek ne olacak ki? Sonuçta ondan sonra gelen padişah yine onun izinden giderek dönüp dolaşıp bize saldırmayacak mı? Büyük Türk'ü öldürelim, sonrasında saldırsalar da fark etmez. Onun soyu devam etse bile bir daha dünyaya böylesine taş bir hükümdarın geleceğini sanmıyorum. Hünkârım durun, sakın o suyu içmeyin. Ne oluyor paşa? Destursuz içeri girip bir de bana emir vererek mi konuşuyorsun? Kendine gel. Efendim, aldığımız bilgiye göre gazabınızdan korkan hainler sizi ortadan kaldırmak ve devletimizin ilerleyişini durdurmak için yine suikast planı yapmışlar. İzin verirseniz suyu önce hizmetçi içsin. İçmeyeyim efendim. Hem koskoca padişahın suyunu içmek kimin haddine değil mi? Bakın, gördünüz mü, içemiyor. Çünkü suda zehir var hünkârım. İtalya seferinizden korkan papa elinden geleni ardına koymayıp size engel olmak için her türlü kahpeliğe başvuracaktır. Tez vurun bu ayinin kellesini. Ellerinden geleni atlarına koymasınlar. Bunlar son çırpınışları. Konstantiniyye'nin fethinden beri işlerindeki korku günden güne büyüdü. Siz İtalya'da ordunun başına geçene kadar kitlesel göçler başlar. Hatta Papa kaçarak Batı Avrupa'nın yolunu tutar. Hiçbir yere kaçamaz. Sırada Roma'yı fethedip Papa'ya el öptürmek var. Otranto'ya çıkarak bir ayağımızı zaten Napoli'ye atmıştık. Artık Osmanlı'yı Cihan İmparatorluğu yapmanın zamanı geldi. Acaba beni öldürmeseniz de ben gidip sizin öldüğünüzü söyleyip papayı mı kandırsam? Bütün planlarımızı duyduktan sonra değil zehir, şelbet getirsen yine şansın yok. Ağlar. Sultanım, ben ettim, siz etmeyin. Cennetten arsa vereceğim deyip kandırdı beni. Acıyın bana lütfen. Ne güzel işte oğlum. Hızlıca cennetteki arsana kavuşturuyorum seni. Fena mı? Sultanım, çok şükür düşmanın kahpe cemerlerine rağmen sağ salim geldiniz. Siz yoldayken biz harekete geçerek Napoli'nin içlerine doğru ilerledik ve ayak seslerimizi bütün İtalya'ya duyurduk. Umarım kaçmazlar da karşıma çıkma cesaretini gösterirler. Önce Napoli Krallığı, ardından Roma'yı da topraklarımıza katarak İslamiyet'in Avrupa'da süratle yayılmasını sağlayacağız. Sizin aklınız ve inancınızla bütün Avrupa'yı Osmanlı'nın karşısında dize getireceğiz hünkârım. Güney İtalya'yı fethettikten sonra gerisi çorap söküğü gibi gelecek. İtalya zaten kendi içinde bölünmüş ve birbirine girmiş durumda. Floransa'yı destekleyerek Venedik'i başlarına yıkacağız. Sultanım, zaten İtalyanlar Osmanlı hakimiyetini İspanyol kökenli bir hanedanın hüküm sürdüğü Napoli Krallığı'na tercih ederler diye düşünüyorum. Tabi lan, bölük pörçük yaşamayı kim ister? İtalyan halkını bu parçalanmış düzenden ve kaostan kurtararak Osmanlı çatısı altında birleştirip İslam'ın hoşgörüsüyle tanıştırmanın vakti geldi. Hünkârım, yeni gelen haberlere göre İtalya'ya adım attığınızı duyan Papa Avrupa'ya kaçmış. Kaçsın bakalım, kaçsın. Her nerede olursa olsun onu bulup diz çöktürüp elimi öptüreceğim. Korktuğumuz başımıza geldi. Ama hiçbir şey bitmiş değil. Derhal bütün Hristiyan alemini toplayıp Osmanlı'ya karşı Haçlı Seferi düzenlemeliyiz. Aksi halde ortada Hristiyanlık diye bir şey kalmayacak. Efendim, aslında Büyük Kartal'i ikna edip Hristiyan yapabilseniz her şey çözülmüş olacak. Denemedin mi sanıyorsun? Konstantiniyye'yi fethettiğinde adamı Hristiyan yapmak için mi yırttım? Birkaç damla suyla dünyayı önüne sererim dedim. Yalvar yakar uğraştıysam da adam bana mısın demedi. Hatta sünnet ol, seni Şeyhül İslamim yapayım diye cevap verdi hadsiz. Harbiden dedikleri kadar taş sağlam bir adammış. Adamı reddettiği teklife bak. Sultan Mehmet sağlam ve cesaretli bir hükümdar olabilir. Ama cesaretin fazlası aptallıktır. Bu aptalliğinin bedelini bütün Türkler ödeyecek. Hristiyan aleminin tokadı çok ağır olacak. Umarım dediğiniz gibi olur ve Büyük Türk'ü durdurmayı başarabiliriz. Aksi takdirde sadece Napoli ve Roma'yı almakla kalmayacak, bütün Avrupa'ya diz çöktürecek. Hatta sizi domaltacaktır. Bugüne kadar işlediğimiz günahlar yüzünden Tanrı bizi Büyük Kartal ile cezalandırdı.
Tanrı'nın bu uyarısını dikkate alıp daha fazla dua edersek Sultan Mehmet ellerini üzerimizden çekecektir. İşimiz Tanrı'ya kaldıysa yandık diyordunuz. Gönlünüz sıkışınca tekrar duaya başladınız. Kusura bakmayın ama siz daha az yanar döner değilsiniz efendim. Tanrı sizi kutsasın. Napoli Krallığı'ndan sonra Kızıl Elma Roma'yı da Osmanlı topraklarına katarak hayallerinizi gerçekleştirdiniz. Ama Avrupa'ya kaçan korkak papa Haçlı ordusuyla geri dönme hazırlığındaymış. Onlar Haçlı ordusunu topluyorsa biz de cihat ilan ederek İslam ordusuyla karşılarına çıkarız. Sultanım, Türk ordusunun başında siz oldukça evelallah kazanamayacağımız zafer yok. Fakat Haçlı ordusuyla yapacağımız savaş bizi maddi manevi büyük zarara sokacaktır. Askeri anlamda da çok sayıda kayıp vereceğimiz aşikar. Sizce devleti böyle bir riske sokmaya değer mi? Paşa, Konstantinye'yi alırken de bu söylediklerine benzer çok nasihat işittim. Ama peygamber müjdesine nail olma şerefi için ortaya canımı koydum. Şimdi de İslam'ı yaymak için aynı şeyi yapıyorum. Düşmanı bozguna uğratalım, Allah'ın izniyle yaralarımızı da bir şekilde sararız. Padişahım çok yaşa. Hristiyanlığın kalbine hançeri saplayıp İslam bayrağını bütün Avrupa'da dalgalandırmadan bize karada ölüm yok. Hristiyanlık için, Roma için, İtalyan halkı için son bir gayretle Türkleri bozguna uğratmalıyız. Yeter artık. Her fırsatta kaçıp sonrasında da Hristiyanlık adına savaş naraları atıyorsunuz. Yeter. Oğlum kendine gel. Senin karşında koskoca papa var. Dinden atarım seni, haberin olsun. Atarsan at be. Adamlar İtalya'ya cayır cayır girip içimizden geçtiler. Roma'yı kurtaracağız derken geride ne Venedik kaldı ne de Hristiyanlık. Büyük kartlar İtalya'nın tamamını ele geçirdi. Hristiyanlıkta sıkıntı yok aslında ya. Sultan Mehmet anlayışlı ve iyi niyetli bir lider. Konstantiniyye'de olduğu gibi burada da dinimizi özgürce yaşamamıza müsaade edecektir. Şerefsiz. Resmen içimizde hain beslemişiz. Adam Sultan Mehmet sempatizanı çıktı. Kusura bakmayın ama kılıçtan geçirdiği askerler bile ona hayrandı. Ben Fransa'ya kaçıyorum. Ne haliniz varsa görün. Hristiyanlığı ben mi kurtaracağım canım? Şu ana kadar kaçmamanız bile şaşırtıcı efendim. Rekora koşuyorsunuz resmen. Avrupalıları tir tir titretip İtalya'nın fatihi oldum. Şimdi sırada doğudaki kutsal toprakları alarak cihat çağrısına uymayan azınlıkların seslerini kesmek var. Sultanım, hazır İtalya'yı almışken hiç doğuya dönmesek mi ya? Buradan batıya doğru devam edelim işte. Ne güzel, gavurları yara yaraya gidiyorduk. Batıdan vazgeçmiş değilim. Ama Mekke'nin, Medine'nin, Kudüs'ün, Şam'ın, Halep'in kaderini ve akıbetini Osmanlı'ya bağlamadan ölmeyeceğim. Doğru söylüyorsunuz hünkârım. Böylece sadece Türklerin değil, İslam halifeliğiyle birlikte Müslüman aleminin de lideri olarak Müslümanlığı yayıp bütün dünyaya diz çöktürebilirsiniz.